Gördüğünüz gibi Uludağ Üniversitesi ve Bursa genel olarak ortalama arkadaşlar. Buraya her yer çok uzak. Yani bu nasıl bir tesadüf? Aramızdan bazıları kokoreç yedi sabah sabah. Tekrardan selamlar. Bugün Perşembe, bugün son sınavıma gireceğim. Bu sınava daha önceden hazırlık yapmıştım. O yüzden şu an yapacağım bir şey yok sınavla ilgili. Sadece sınav saatinin gelmesini bekliyorum 4'te. Şu anda saat 1.30 falan. Şimdi bu sınav dediğim gibi hani çok fazla stresli olduğum bir sınav değil. Üzerine daha fazla hazırlık da yapmayacağım. Onun için yavaş yavaş artık evi toparlamaya başlayayım diyorum. İlk önce kıyafetlerimi toparlamakla başlayacağım. Hatta gardırobum açık şu anda görüyorsunuz. Bir süredir onlarla bakışıyoruz. Bu odadaki bütün eşyaları valizlerime sığdırmayı düşünüyorum. Kolilemeyi düşünmüyorum. Kitaplarım vesaire onlar da var tabii ki. Ama ilk olarak gardırobumdan başlayacağım. Çünkü bana lazım olan, önümüzdeki iki günde bana lazım olan birkaç kıyafet dışında diğer hepsini toplamamda bir sakınca yok şu anda. Yarın akşam annemler geliyor. Cumartesi günü inşallah geri döneceğiz. Şimdi biraz o eşyalarımı yerleştireceğim. Hem de biraz bu eşyaları toplarken sizinle üniversite hakkında böyle merak ettiğiniz konularla ilgili biraz sohbet etmek istedim. O yüzden Instagram'dan üniversiteyle ilgili merak ettiğiniz soruları sormanızı istemiştim. Öncelikle valizlerimi getireceğim. Sonra buraları toplarken sizinle sohbet edeceğiz. Burada böyle bir yığınımız var şu anda. Burada da daha devamı var kıyafetlerin. Yani bunu artık en sona şey indireceğim gerisini. Odamın kusura bakmayın. Taşındığım için dağınığım diyormuşum. Normal halim de böyle. Şimdi gün boyunca oradan gelen sorulara ben cevap vermeye devam edeceğim. Sanırım soralı bir saat falan oldu. Şimdiye kadar gelen sorulara cevap vereyim. Bugün ilerleyen saatlerde veya yarın bazı başka eşyalarımı toplarken onlara da cevap vermeye devam ederim. Bize genel olarak Uludağ Üniversitesi'nden bahseder misin diye sorulmuş. Bahsedeyim. Ben Uludağ Üniversitesi'ni bir öğrenci deneyimi yaşamak açısından, üniversite deneyimi yaşamak açısından iyi buluyorum. Uludağ Üniversitesi'ni ve bu çevresindeki yerleşkeyi. Çünkü genel olarak öğrencilerden oluşuyor. Onun için böyle kendinizi çok genç ve enerjik bir ortamda hissediyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Bana göre mesela İstanbul'a göre falan kıyasladığım zaman kültürel anlamda Bursa biraz yetersiz kalıyor. Ve çok fazla aktivite yok burada yapabileceğiniz. Başka dediğim gibi diğer büyük şehirlere bakarak, Ankara, İstanbul bunlara bakarak. Yine var ama daha çok Bursa'nın böyle öğrencilerin ulaşması zor olan yerlerinde oluyor. O yüzden de mesela bir arabanız falan olmadığı zaman bir konsere gitmek bile çok zor oluyor. Buraya her yer çok uzak. Ve ulaşımı nasıl diye de sorulmuş. Ona da bununla beraber cevap vermiş olayım. Ulaşımı orta. Çok iyi değil. Birçok yere tek araçla ulaşmak pek mümkün olmuyor. Mesela Bursa'nın en iyi alışveriş merkezlerinin olduğu yerlere falan özellikle Uludağ Üniversitesi'nden ulaşmak çok zor. Birkaç kere araç değiştirmeniz gerekiyor. Ve uzak. Yani Uludağ Üniversitesi merkezi yerlere çok uzak olduğu için tabii ki bu biraz böyle. Ama çoğu üniversitede de böyledir. Şehir merkezlerine uzak oluyor. Benim bu yorumlarımı dinlerken şunu da göz önünde bulundururum. Ben küçük bir şehirden buraya geldim. Karabüklüyüm aslen. Ama hiç büyük şehir görmedim gibi bir şey yok. İstanbul'da da bulundum. Ankara'da da bulundum. Hepsine kıyasla Bursa ortalama bir şehir bana göre. Normalde İstanbul'da yaşayıp buraya okumaya gelen arkadaşlarım da Bursa'nın ulaşımının çok yetersiz olduğunu söylüyorlar özellikle İstanbul'a göre. Başka Uludağ Üniversitesi ile ilgili ne söyleyebilirim? Bir öğrencinin üniversiteye gelirken hayalini kurduğu bazı şeylerden mahrumuz. Mesela bahar şenlikleri gibi etkinlikler Uludağ Üniversitesi'nde olmuyor. Öğrenci hayatını yaşıyorsunuz. Hani o heveslerinizi de alıyorsunuz ama bu biraz sizin kendi imkanlarınızla oluyor. Üniversitenin size sunduğu çok fazla şey yok. Bazı alanlarda sık sık konferanslar oluyor. O alanın uzman kişilerini getiriyorlar. Ama bizim bölüm için, ben moleküler biyoloji ve genetik okuyorum. Bizim bölüm için böyle bir şey pek olmadı. Bu da öğrenci topluluklarıyla alakalı bir şey. Bizim bölümün topluluğu 4 senedir ben burada okuyorum. Daha pek oturamadı. Şu an son 1-2 yıldır bir şeyler yapmak için uğraşıyorlar tabii ki. Sosyal bilimlerle alakalı bölümler daha çok öne çıkıyor Uludağ Üniversitesi'nde. Eğitim kalitesi yönünden konuşacak olursak her bölüm tabii ki farklılık gösterir. Ama açıkça söylemek gerekirse ben Uludağ Üniversitesi'nde eğitim açısından yani genelleme yapmam gerekirse yine ortalama buluyorum. Evet çok köklü bir üniversite, çok eski bir üniversite. Ama bana göre şu anda eğitim seviyesi hani çok yüksek değil. Gördüğünüz gibi Uludağ Üniversitesi ve Bursa genel olarak ortalama arkadaşlar.
Tabii ki bu herkesin kendi üniversite deneyimine göre de farklılık gösteriyor. İmkanlarına göre farklılık gösterir. Mesela sizin maddi imkanınız çok üst düzeydir. Arabanız vardır altınızda. Burada öğrenci hayatını krallar gibi yaşarsınız. Ama ben şu anda ortalama bir öğrenci seviyesine göre konuşuyorum. Bursa'da kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Nasıl fırsatlar var? Bir Uludağ Üniversitesi'nin düzenlediği böyle etkinlikler oluyor. Konferans veya eğitim gibi etkinlikler. Bunlara katılabilirsiniz. Kendi alanınıza veya ilgi duyduğunuz herhangi bir alana göre. Çok kendinizi geliştirebildiğiniz topluluk mevcut. Kendi ilgi alanınıza göre seçebilirsiniz bunu. Onların düzenlediği etkinliklere katılabilirsiniz. Bunun dışında belediyelerin düzenlediği böyle kurslar falan da oluyor. Bu bütün şehirlerde var tabii. Mesela Merinos Kültür Merkezi var. Orada sık sık farklı alanlarda etkinlikler düzenleniyor. Onun dışında Bursa'da bir bilim merkezimiz var. Orada da sık sık etkinlikler yapılıyordu. Ben ilk geldiğim sene bilim elçiliği programı oluyordu. Ben de birinci sınıftayken katılmıştım ama dediğim gibi o yarıda kalmıştı. Bilim merkezine gelen misafirlere oradaki şeyleri tanıtmanız için ve oradaki etkinliklerde görev almanız için size bir eğitim veriliyor. Ve orada bilim merkezinde bilim elçisi olarak görev yapmaya başlıyorsunuz eğitimi tamamladığınız zaman. Böyle imkanlarınız da oluyor. Şimdilik aklıma bunlar geliyor yani ama araştırırsanız birçok alanda kendinizi geliştirebileceğiniz fırsatları Bursa'da bulabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Üniversitenin ilk yılındaki Erva'ya bir şey söylemek ister misin? Umarım her şey hayalindeki gibidir. Üniversiteyle ilgili pişmanlık duyduğum tek şey üniversite birinci sınıftayken kendimi çok fazla serbest bırakmam. Gerek yeni bir şehire gelmem, gerekse böyle aile yanından ayrılmam olsun. Birinci sınıfta çok saldım. Yeni bir arkadaş çevresi de edinmemizle beraber. Biz pek çalışmadık. Ondan dolayı birinci sınıfta benim derslerim bayağı kötüydü. Yine şunu demezdim hani arkadaşlarına vakit geçirme, başka şeyler yapma, sadece ders çalış. Böyle değil ama en azından biraz olsun derslerime vakit ayırsaydım belki daha sonraki senelerimde bu birinci sınıfı telafi etmek için bu kadar çabalamak zorunda olmazdım. Şunu da yapmak isterdim. Mesela evet arkadaşlarımla çok güzel vakit geçirdim. Çok anılarımız oldu. Ama hani mesela böyle evde oturup muhabbet etmek veya bu sürekli bildiğimiz yerlere tekrar tekrar gitmek yerine keşke yeni yerler keşfetseydik. Keşke şehir dışına daha çok çıksaydık. İnsan bence üniversitede ne yaşadıysa yaşasın hep üniversiteden mezun olurken daha fazlasını istiyor. Belki benim için de öyledir. Yine şehir dışına tatile gittiğimiz oldu arkadaşlarımızla. Çok eğlendik. Keşke bunu daha fazla yapsaydık. Tabii her şey bitmiş demek değil. Arkadaşlıklarımız devam ediyor hala ve benim için üniversite hayatı henüz tam olarak bitmedi. Yüksek lisansla devam etmeyi düşündüğümden dolayı şu an kendimi hani böyle üniversiteden tamamen kopuyormuşum gibi, birden büyümüşüm gibi falan hissetmiyorum. Bununla beraber yüksek lisansla ilgili olan sorulara geçelim. Onlarla ilgili de çok soru var çünkü. İşte yüksek lisans başvurularını tamamladın mı? Nerede yapıyorsun yüksek lisansı diye sorulmuş. Yüksek lisans için başvuru yapacağım üniversitenin başvuruları henüz başlamadı. Ben Hacettepe Üniversitesi'ne başvuru yapmayı düşünüyorum. Orada bir hocayla görüşmüştüm. O hocamla resmi olmayan bir çalışma yürütüyoruz şu anda. Birbirimizin çalışma sistemini tanımak için. Başvurular da 28 Eylül'den sonra başlayacak. Bakalım inşallah Hacettepe'de olacak diye düşünüyorum yani şu an için. Başvuru yaparken ne gibi çalışmalar ve aşamalardan geçtin? Şimdi öncelikle ilk yapılması gereken şey ALES ve YDS'ye girmek tabii ki. Çünkü bunlar resmi başvurularda istenen sınavlar. Geçen sene 3. sınıfın yazında ALES'e hazırlandım. Dilim damağıma yapıştı. Ne diyordum? 3. sınıfın yazında yani geçen sene yaz tatilinde ALES'e hazırlandım. Bu arada bana şey de çok soruyorsunuz. İşte ALES'e nasıl hazırlandım? Bunun hakkında bir video çeker misin diye. ALES'e böyle çok düzenli bir şekilde hazırlanmadığım için o konuda bir video çekmeyi düşünmüyorum. Sadece eski ALES sınavlarını çözdüm ve o sınavlarda eksik olduğunu fark ettiğim konuları yani sürekli mesela yanlış yaptığım sorulardaki konuları falan. Kendi kendime bir konu anlatımlı kitaptan çalıştım. Eylül ayında falan ALES'e girdim. 85 aldım. Aslında ben bu süreçte yüksek lisansı nerede yapmak istediğime dair henüz karar verememiştim. Yurt dışında mı yapsam, Türkiye'de mi yapsam falan diye. Hocalarımla istişare ettim. Bir de sınavlarımı da göz önünde bulundurarak Türkiye'de yapmaya karar verdim. Çünkü yurt dışındaki üniversitelerin istediği sınavlar, İngilizce sınavları yetişmiyordu. Yurt dışındaki üniversitelere başvuru bulunma tarihime. YDS ile Türkiye'deki bir programa başvurmam mümkün oluyordu. O yüzden apar topar YDS'ye girdim. Bir ay çalıştım sadece YDS'ye. Çünkü o yetişiyordu yani. Yoksa sonbahardaki YDS'ye giremezsem bahardakine kalmam gerekiyordu. İyi ki de o sınava hani bir an önce çalışıp girmişim. Yoksa şimdi YDS tarihleri falan sanırım ertelendi. Bahar için olanlar. Ben böyle hiçbir şeyi son dakikaya bırakmayı sevmem. O yüzden o sınava apar topar girmiştim. Ve çok şükür ondan da iyi bir puan aldım. 95 aldım. Böylelikle benim ALES ve YDS yani resmi başvurum
başvuru kriterlerim tamamlanmış oldu. Yüksek lisans için genel olarak YDS'den 60 civarı, ALES'den'de 70 civarı bir minimum puan istiyorlar. Benimki onları geçiyordu. Ortalama da zaten iyiydi. Asıl yapılması gereken şey zaten hani sizin için uygun olan yüksek lisans programını bulmak. Bunun için de ben biyoinformatik alanında yüksek lisans yapmak istiyorum. Biyoinformatik alanında çalışan Türkiye'deki bütün hocaları araştırmaya ve onlara mail atmaya başladım. Onlarla görüşmek istediğime dair. Bunların birkaçından bana cevap geldi. Onlarla görüşme yaptım. Ve içinden en çok Hacettepe'deki görüştüğüm hoca içmesinde. O yüzden de o hocayla bir çalışma yürütmeye başladım. Çünkü benim alanla ilgili hem bilgimi, yeterliliğimi hem de çalışma sistemimi görmek istedi. Ben de tabii onun çalışma sistemini gözlemliyorum. Böyle yüksek lisans başvuru sürecim böyle oldu. Şimdi asıl olay resmi başvuru yapıp ona kabul edilmek. Bakalım, onun için de Eylül'ü bekliyorum. Eylül'ün sonunu bekliyorum. Bursa'da son birkaç günümü geçiriyor olduğumu düşünmek çok tuhaf geliyor bana şu an. Ve arkadaşlarımdan ayrılacağım için de çok üzgünüm aynı zamanda. Tabii yine görüşmeye devam ederiz onlarla ama yine de tabii buradaki kadar olmaz. Yoruldum. Sınava kadar biraz ara vereceğim. Sınavdan sonra da arkadaşım Nurdağ'la buluşmaya gideceğim. Buraya geldiğimden beri sanırım 2 ay falan oluyor ve 2 aydır hiç tanıdık birinin yüzünü daha görmedim. Çok heyecanlıyım. Bir de büyük ihtimalle bizim son görüşmemiz olacak. Bayağı uzun bir süre için. O yüzden de bir yandan hüzünlüyüm. Evet, lisans eğitiminin son sınavını sonlandırıyorum. Aslında bana Instagram'dan sorduğunuz soruların bir kısmını Nurdağ'la beraber cevaplamak istiyordum ama uzun zamandır görüşmediğimiz için dün bayağı geç saatlere kadar muhabbet ettik. Ve o kadar tuhaf bir şey oldu ki, ben size sürekli Rossmann'daki siparişimin gelmediğini söylüyordum ya. Dün onu dağıtıma çıkardıklarını söylediler. Bir saniye. Oy. Düşüyorum. Dün benim bu siparişimin dağıtıma çıktığını söyleyen bir mesaj aldım. Bizim eve, yani buraya 5 gibi falan bırakıyorlar kargoları. 5 gibi Nurdağ'la dışarı çıktım. Beni aramalarını bekliyorum. Eve geldik yoksunuz falan diye. O zaman da hani ayakkabıla bırakın. Şu anda dışarıdayım demeyi bekliyorum. Sonra saat 5 gibi falan Nurdağ'a bir arama geldi. Kargodan. İşte Nurdağ dedi ki şu an evde değilim, ayakkabıla bırakın. Sürat kargodan aramışlar. Hala bekliyorum beni aramalarını ama hani arayan soran hiç kimse yok. Neyse, sonra biz Nurdağ'a geçtik. Ayakkabıla bakıyoruz. Kargo paketi falan yok. Nurdağ da diyor ki benim zaten Sürat kargodan bir siparişim yoktu. Ben de diyorum ki benim de Sürat kargodan gelecek siparişim var. Düşünsene, yanlışlıkla beni arayacaklarına seni arıyorlarmış falan diyorum. Böyle gülüyoruz. Neyse, sonra Nurdağ kargo şirketini aradı, kuryeyi aradı, işte bana kargo bırakmıştınız falan, ben şu adresteyim, buraya mı bıraktınız, yanlış yere mi bıraktınız acaba falan diyor. O da, adam da Nurdağ benim adresimi söylüyor. Yani bu nasıl bir tesadüf? Ben siparişimde Nurdağ'ın telefon numarasını falan vermemişim, kendi telefon numaram var ama adam şans eseri benim arkadaşımı arıyor, o da ayakkabılığa bırakın diyor ve o benim adresime, benim ayakkabılığıma kargoyu bırakıp gitmiş. Yani bu hayatımda yaşadığım en tuhaf tesadüftü ve şu an hala bazı şeyleri anlamakta güçlük çekiyorum. Neyse, sonuç olarak kargom geldi. Çok şükür. Şimdi buradaki ürünlerden bazılarıyla ben makyaj yapacağım. İlk gününü anlatır mısın demiş. İlk gün şu anda 4 senenin sonunda hala arkadaşlığımı devam ettirdiğim bu en yakın olan arkadaş grubumla tanışmıştım. Ve o zamandan beri hala arkadaşlığımız devam ediyor. Bizim okulda ilk haftalarda hiç ders işlenmiyor. Birinci sınıfta gittiğinizde siz bunu bilmiyorsunuz. Bu arada inşallah bunun rengi benim cildimle eşleşir. Biraz açık gibi geldi sanki bana ama. O yüzden hepimiz kapının önünde bekliyorduk, böyle sınıf kapısının önünde. Orada benim kayıttan tanıştığım birkaç kız vardı. Onlarla işte muhabbet ediyorduk biz falan. Sonra Nurda, dün buluştuğum arkadaşım geldi. İşte o biraz muhabbete dahil oldu. Biraz daha biz bekledik hocanın gelmesini. Şey diye bir muhabbet vardır ya, bir de 15 dakika hoca gelmeyince ders işte iptal oluyor. Düşüyor ders falan diye. Biz 15 dakika geçmesini bekliyoruz gitmek için orada. Neyse, sonra Aylin geldi. Aylin de belki biliyorsunuzdur. O da videolarımızda vardı daha önceki. Öyle Aylin, Nurda ve birkaç kız daha. Biz muhabbet ettik, biraz tanıştık. Biz de dedik ki hani dışarıda bir yerde yemek yemeye gidelim. Sonra biz bir tane çok saçma bir yere gittik. Kokoreççi gibi bir yer. Aramızdan bazıları kokoreç yedi sabah sabah.
Öyle bizim aramızdaki arkadaşlık ilerledi ve şu anda 4. sınıftayız. Hala devam ediyor. Benim 1. sınıftaki ev arkadaşım. O kızla böyle arkadaş ortamı, üniversitedeki arkadaş ortamı hakkında falan konuşurken bana şey diyordu. İlk sınıftaki arkadaş grubun hiçbir zaman devam etmez. Mutlaka 1. sınıfın sonunda o ilk sınıftaki arkadaş grupları dağılır falan. Öyle bir şey olmadı bizimkinde. Hala devam ediyor arkadaşlığımız, görüyorsunuz ki. Ya bu kapatıcı aslında çok beğendim. Kapatıcılığı çok yüksek gerçekten ama niyeyse çok açık renk oldu bana. Neyse olsun, bir şekilde artık kullanacağız. Olduğu kadar. Şimdi şunu deneyeceğim. Hazır mıyız? Highlighter. Lazım olur diye yanına alıp kullanmadığın eşyalar veya kıyafetler. Kesinlikle kitaplarım. Ben buraya 1. sınıfta ilk geldiğimde böyle kitaplığımdaki favori kitaplarımdan hepsini getirmiştim. Niye bilmiyorum. Ben şöyle hayal ediyordum. Üniversitedeki evim benim ilk hani kendime ait alanım gibi olacak. Aile evinden ayrıldığım ilk ortam. O yüzden orası tam olarak beni yansıtmalı gibi düşünüyordum. Ondan dolayı bütün kitaplarımı getirmiştim. En sevdiğim kitaplarım tabii. Mesela Harry Potter serisi, işte Yüzüklerin Efendisi serisi. Ondan sonra çizgi romanlarım falan. Öyle şeyleri getirmiştim. Ama hiçbir işe yaramadı tabii ki. Yani çünkü daha önceden okuduğum kitaplar ve yani onları tekrar okumayacağım belli bir şeydi. Manasız olduğunu anladıktan sonra zaten 1. sınıfın yazında geri götürdüm. Ben bunu çok mu dağıtıyorum acaba sizce ya? Çünkü hiçbir şey belli olmuyor. Neyse ben bunu kamerayı kapattıktan sonra biraz son rötuşları yaparım da hiç kamera karşısında makyaj yapmaya alışkın değilim çünkü. Bugün sizinle şu alanı toparlamak istiyorum. Şurada kitaplarım, defterlerim falan var. Burada makyaj malzemeleri, işte kişisel bakım malzemeleri, öyle şeyler var. Şu çekmecelerde de birkaç kitap, defter falan var. Bir de işte bu masanın üzerini toparlayacağım. Başörtülü olmanın dezavantajlarını hissettin mi? Hiç hissetmedim. Kendimi hiçbir zaman başörtülü olduğumdan dolayı böyle bir ortama ait değilmişim gibi falan hissetmedim ve bilmiyorum, belki bu benim alanımla alakalıdır. Ben temel bilimlerle alakalı bir bölüm okuduğumdan dolayı, moleküler biyoloji ve genetik. Çok fazla bizim alanda dış görünüş ve böyle inanç gibi şeyler, bence yani benim karşılaştığım kadarıyla, insanların size bakış açısını değiştirmiyor. Sizin daha çok alana olan hevesinizi, öğrenme merakınızı ve çabanızı değerlendirmeye alıyorlar hocalar. O yüzden hani bir sıkıntı yaşamadım. Çok farklı üniversitelere girip çıktım. Staj sebebiyle olsun, konferanslar vesaire, böyle şeyler için olsun. Hiçbir ortamda hani kendimi dışlanmış hissetmedim. Üniversiteyle ilgili değil ama ayrı evin senin için avantajları oldu mu? Kesinlikle oldu. Ben zaten üniversiteye başlamadan önce tek başıma evde yaşamak istiyordum. 1. sınıfta ben aslında hiç tanımadığım iki kişiyle birlikte kaldım aynı evde. Bir şekilde idare edebilirim çünkü hani sosyal ilişkilerde kendimi yetersiz görmüyorum. Bir süre sonra kendim yalnız kalmaya ihtiyaç duyuyorum. Ve bu hani evinizde başka biri yaşadığı zaman biraz zor oluyor. Ne kadar herkesin kendi özel ortamı olursa olsun. Bir de şundan dolayı sanırım. Ben tek çocuk olduğumdan dolayı çok fazla böyle mesela kardeşler arasında anlaşmazlık olur. Bunu hani tartışarak çözmeye alışmışsınızdır evin içerisinde. Ama ben buna hiç alışkın değilim. Mesela ortak alanlarla ilgili, ortak kullanılan alanlarla ilgili bir problemim olduğunda bunu karşımdaki kişiye ifade etmekte çok zorlanıyordum 1. sınıfta. Sonuçta ortak alan, o da bu alanı kullanıyor, ben de bu alanı kullanıyorum. Acaba hani ben şundan rahatsız olduğumu söylesem o alınır mı, çekinir mi? Böyle şeylerim çok vardı. İnsanları kırmamak için bazen kendi sınırlarımdan taviz veriyorum. Bundan dolayı işte dediğim gibi benim için kendi başıma kalmam en iyisiydi ve 3 yıl boyunca da bunun rahatlığını çok yaşadım. Nereye taşınacaksın diye soranlar oluyor, ailenin yanına mı döneceksin diye. Şu an için bu evi boşalttıktan sonra ailemin yanında kalacağım yaz tatili boyunca. Ama daha sonra yüksek lisans yapmak için inşallah Ankara'ya taşınmayı düşünüyorum. Şu anda saat 1:40 falan ve saatlerden beri mutfağı ve banyoyu toplamakla uğraşıyorum. Çok yoruldum. Şuraya bakın. Bomboş. Bilmiyorum. Hiç bu halini hatırlamıyorum o zaman. Evet arkadaşlar. Şu anda bu akşam eve taşınmamın ilk akşamı yeni evime. Evim çok güzel. Hemen göstereyim. Görüyorsunuz iki tane koltuk var. Sonunda koltuklu bir evdeyim. Orada çiçeklerim duruyor. Böyle mutfak çok güzel, her şey. Şurada çamaşır makinesi var. Hatta şu an ilk çamaşırımı yıkıyorum. Burada masa, burada da buzdolabı var.
bu da şey, işte gardırop biraz küçük. İçine pek bir şey sığdıramadım açıkçası. Bu, hele ki bu, yani bu minnacık bir şey. O yüzden şunlar falan sığmıyor. O yüzden bunu birazcık daha şuraya kaydırıp buraya bir tane kitaplık almak istiyorum. Burası da küçük makyaj şeyim, komodinim. Maalesef makyaj malzemelerim için de gerekli yer yok ama kitaplık alınca inşallah uzun şöyle güzel bir kitaplık almak istiyorum. İnşallah oraya koyacağım. Teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.